Merhaba. Bu videoda DVD oynatıcının kendisinden, yani diski okuyan mekanizmadan bahsedeceğim. Kabloların nasıl bağlandığını görebilmeniz için güç panelindeki yerlerine taktım. Ayrıca sürücünün vidalarını da söktüm ki anlatırken bir daha sökmekle uğraşıp zaman kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi mekanizmayı hareket ettiren motorlara güç bu iki kablo ile geliyor. Buradaki çip. Bu kablolardaki güç sinyallerini kontrol ediyor ve ilgili motora diski koyduğunuz plastiğin dışarı itilmesini ya da içeri çekilmesini, döndürücüyü döndürmesini veya lazeri ileri geri hareket ettirmesini söylüyor. Burada 3 fonksiyon var ve bu da 3 motora ihtiyaç olduğunu gösterir. Demek ki arka tarafı çevirdiğimizde sürücünün altında 3 tane motor göreceğiz. Ters çevirmek için buradaki parçaları ve kabloları sökmeye başlayalım. Bu gördüğünüz şerit kablo lazerden gelen sinyalleri alıyor ve bu panele taşıyor. Kablo elektrik sinyallerini birlerle sıfırlardan oluşan veriler yani kodlar halinde iletir. Ardından bu panel bizim için pek de anlam ifade etmeyen birlerle sıfırları televizyonunuzun anlayabileceği analog sinyallere çevirir. Aslında bugün pek çok televizyonun dijital sinyal girişleri de var. Yani DVD oynatıcı sinyalleri analoğa çevirmeden dijital olarak da iletebilirdi. Ancak sanırım bu cihazın yalnızca analog çıkışı var. Neyse. Nerede kalmıştık? Bu kabloyu sökeceğiz. Tabii başarabilirsek. İşte oldu. Bu şerit kablonun içinde birçok ince tel kablo bulunuyor. Böylece aynı anda birçok farklı sinyali gönderebiliyor. Ucundaki bu sert plastik parça ise, buradaki dar yuvaya kolaylıkla takılabilmesini sağlıyor. Evet, artık DVD sürücüsünün kendisine bakabiliriz. Önce bu mekanizmanın yapısı ve mekanik parçalarını inceleyerek başlayalım. Bir sonraki videoda da lazeri ve okuyucunun nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Arkasını çeviriyorum. Burada birçok farklı parçamız var. Bunları daha önce görmemiştik. Biraz önceki tahminimiz doğru çıktı. Burada 3 adet motor var. Bu motor döndürücüyü, yani bunu çevirerek diski döndürüyor. Bu motor bu tertibatı hareket ettiriyor ve lazer okuyucuyu içeren takımın ileri geri gitmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi ileri geri hareket ediyor. Bu motorsa diski koyduğumuz plastik parçanın yani Disk tepsisinin içeri girmesini ya da dışarı çıkmasını sağlıyor. Diskinizi buraya koyarsınız ve disk mekanizmanın içine doğru ilerler. Evet, biraz daha yakından inceleyelim. Bu mekanizmanın üzerinde oldukça etkileyici mühendislik çözümlerine yer verilmiş. Böyle bir panelde en önemli şeylerden biri her şeyin yerli yerinde olmasıdır. Disk okunurken yüksek derecede titreşim gerçekleşir ve parçalar hem bu titreşimden etkilenmemeli, hem de lazer, disk üzerinde çok küçük bir alan okuduğu için, her şey düzgün sıralanmalıdır. Burada bunu sağlayan bir dizi mekanik ve elektromekanik mekanizma mevcut. Bütün bunları mümkün kılan şeylerden biri de, mekanizmanın iki adet kapalı devre kontrol anahtarıyla donatılmış olması. Eğer açık devre kontrol anahtarı olsaydı, cihazı ileri geri hareket ettirme ya da durdurma gibi fiziksel hareketler zaman tabanlı olarak çalışırdı. Yani buradaki zamanlayıcımızın 5 saniye bu tarafa git, sonra da 5 saniye öbür tarafa git demesi gerekirdi. Bu da güzel bir yöntem. Fakat buradaki tertibatın azıcık bile gevşemesi işleri değiştirir. Çünkü zaman içinde bu ileri geri hareket yüzünden lazerin ayarı kaçabilir veya rayından çıkabilir ve sürücü diski okuyamamaya başlar. İşte tam da bu noktada mühendisler dahiyane bir çözüm üretmişler ve kapalı devre kontrolü panele dahil etmişler. Bu da, lazer rayın sonuna her geldiğinde dokunduğu bir anahtar olduğu anlamına geliyor. Bu gördüğünüz dişliye, dairesel hareketin doğrusal harekete çevrilmesini sağlayan bu mekanizmaya kremayer dişli deniyor. Bu büyük çark ve küçük çark hareketi yavaşlatıyor. Böylece mekanizmada düzgün ve stabil bir hareket sağlanıyor. Ayrıca motorun torkunu yani döndürme gücünü de artırıyor. Sonuç olarak bu çark daha düzgün ve ağır bir hareketle güç üzerinde daha iyi bir kontrol sağlıyor. İşte bu mekanizma rayının sonuna geldiğinde bu anahtara dokunuyor ve tüm cihazı sıfırlıyor. Böylece cihaz, o demek şu anda sıfırdayım, başa döndüm diyor. Yani her seferinde mekanizma sıfırlanıyor, hizalanıyor ve ayarı kaçmıyor. Burada bir kapalı devre kontrol anahtarı daha var. Dediğimiz gibi, her şeyin düzenli çalışması çok 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 önemli. Bu anahtarların burada olmasının sebebi de bu. Bu anahtar da diğerine benzer bir mantıkla çalışıyor ve disk tepsisi her açılıp kapandığında sıfırlama işlemini gerçekleştiriyor. Yani tepsi her açılıp kapandığında kendisini sıfırlıyor ve DVD çaların motor kontrol panelinin "Hey, yine başa döndük." demesini sağlıyor. Böylece cihaz bir dizi hareketi tam da yapması gerektiği şekilde yapabiliyor. Hareketin sonucunda hassas ayarları da bozulmuyor. Dediğim gibi, eğer motorları kontrol etmek için zaman ayarlayıcı veya başka bir şey kullanılırsa tepsi gereğinden fazla dışarı çıkabilir, diğer plastik parçalar ve motor zorlanabilir. Ancak bu anahtar varsa her seferinde sıfırlanır ve her şey düzgün çalışmaya devam eder. Şimdi de şu iki motorun monte edildiği bu metal aparata bakalım. Bu motor döndürücüyü döndüren motor. Bu da lazeri hareket ettiren motor. Bu motorlar bu aparatın üzerine monte edilmişler ve bu sayede oldukça stabil ve sağlam bir yapı elde edilmiş. Kıvrılmış kenarları sayesinde yani bu dirsek sayesinde metalin mukavemeti artırılmış. Aparat oldukça sağlam ve esnemez hale getirilmiş. Bu vidaların altında iki kauçuk parça var ve bunlar da bu metal plakanın aşağı inebilmesini sağlıyorlar. DVD dışarı çıktığı zaman bu parça şu şekilde aşağı iniyor ki bu da önemli bir özellik. Çünkü gördüğünüz gibi bu döndürücü tepsinin üstünde duruyor. Dolayısıyla eğer aşağı inmeseydi, DVD buraya takılırdı ve çalışmazdı. Bu yüzden tepsi aşağıya inmeli. Burada tepsinin aşağı inmesi ve yoldan çekilmesi için kanallar mevcut. Böylece diskin dönmesi durduğunda bu aşağı iner ve DVD'yi buradan çıkarabilirsiniz. DVD'yi taktığınızda ise buraya oturur. Bu aparat yukarı çıkar ve DVD'yi yakalar. Böylece serbestçe dönmesini sağlar dönerken plastiğe sürtmez. İşte bu kısımda böyle çalışıyor. Dediğim gibi bu metaller hayati önem taşıyor çünkü esnemezlik çok boyutlu stabiliteyi ve her şeyin birbirine kilitli kalmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz bu iki çubuk da metal aparata sıkıca bağlanmışlar. Onlar da bu lazer takımının düzgünce hareket edebileceği bir ray görevi görüyorlar. Gördüğünüz gibi burada yalnızca bir temas noktası var. Bu tarafta da uzun kenarı yani kremayer dişliği korumaya yardımcı oluyor ve tutarlı, düzgün bir hareket kabiliyetini sağlıyor. Bu çubuklar pürüzsüzdür ve üzerlerinde özel bir çeşit yağ bulunur. Böylece çubuklar lazerin kolayca hareket edebileceği ray görevini görüyorlar. Son olarak burada gördüğünüzse sert plastik enjeksiyon kalıplı bir parça. Aralardaki bu bölmeler sertlik ve mukavemeti artırıyor. Tüm parçaların monte edildiği bu ana iskelet, DVD çaları tamamlıyor ve tüm bu önemli parçaları bir arada tutmaya yarıyor.